Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu başka bir mekandan açıyorum. Çünkü bugün diş kontrolüm var. Biraz erken çıktık evden zaten. Kahvaltıyı da dışarıda yapacağız. Şu an bu Pangaltı'daki süt işe geldik. Kutay'la Emrah karışık tost istedi. Ben de sıcak kahvaltı tabağı istedim. Kutay da burada. Oğlum tabii ki. Ekmek aldım, yiyorum. Evet, arabada midesi bulandı bugün biraz. Affedersiniz ama çıkardı. O yüzden üstü başı battı. Yanımızda yine kıyafeti de yoktu. Şöyle görünebilir. Kıstım işte arabada. Evet. Çok midem bulandı. Ağladım bile. Evet. Kusmadan önce genelde ağlar Kutay. Hani çaresizlikten ne oluyor bana gibisine. İşte öyle. Şimdi çok acıkmış herhalde. Önce kızımı okula bıraktık. Sabahçı o biliyorsunuz. Buraya girmeden önce bir kahvaltı mekan daha gördük. Böyle masaların yanındaki işte koltuklar. Bir taraf böyle koltuk. Ön kısımdaki iki sandalye salıncaklıydı yani. O kadar hoşuma gitti ki. Oraya girecektik ama sonra mekanın adına baktın mı? Bakmadı. Emrah'la oraya girecektik ama sonra derin yok diye girmedim ben. Dedim ki neyse kızımla beraber olduğumuz bir pazar. Buraya gelelim, o da görsün burayı dedim. O yüzden içim rahat etmez oraya girseydim. Ama çok güzel. Derin orayı görse bayılır değil mi? Evet. Şimdi yiyip sonra bir daha da yiyebilirdik ama anne, yok dedim, hiç beraber gidelim. Anam olduğu günler günlerde oraya gideriz. Evet, aynen. Öyle yaparız. Kutay biraz da rahatsız bu arada. Burnu akıyor, biraz boğazım acıyor diyor. Okulda da. Evet. Okulda da öyleydi. Benim sıcak kahvaltı tabağım geldi ama tabii ki bu ortak kullanacağımız bir tabak olacak. Ben hayatta bunu bitiremem. Oğlumun tostu da geldi. Yemeye başladı bile. Ay yavrum nasıl acıktı ya. Tabii çıkınca kimlikler. Evet. Bu da Emrah'ın tostu. Bu da sıcak kahvaltı tabağında gelen. Bir tane de büyük çay var. Öyle. Şöyle size mekanı da birazcık göstereyim mi? Boş. Sadece şu masada evleri var. Evet, o zaman bize afiyet olsun. Pembeli salıncaklı dediğim mekan burası. Biz kahvaltıdan çıktık. Önünden geçerken de yine size bir çekeyim dedim. O kadar güzel ki şöyle biraz içini de çekebilirsem size. Görüyor musunuz? Çok güzel salıncaklar falan. Efendim anneciğim. Şöyle yine göstereyim. Geliyorum hemen. Bakar mısınız güzelim? Emrah ve Kutay bir parka gittiler. Bu kliniğe yakın parka. Ben de muayeneme geldim. Birazdan girerim. Ben dişçiden çıktım. Tekrardan bu tellerin, braketlerin üzerindeki o lastikler takıldı ki bu sefer daha sıkı ve birkaç tane tak etraflarına. O yüzden dişini fırçalarken biraz daha dikkat et dedi. Çıkmasınlar, fırlamasınlar dedi. Yazanlar oluyor. Tel çıkmıştı, niye taktın diye. Arkadaşlar benim bazı şeylere uymamam, yapmam gerekenleri çok ağrısından, sancısından düzenli yapamadığım için de benim sürecim çok uzadı. Yoksa benimki çoktan bitmiş olurdu. Şimdi eve gidiyoruz. Normal gittiğimiz yolda trafik var. Sanırım ki farklı farklı yollara girmişiz. Konuşurken hiç fark etmemişim. Ha Emrah? Evet. Navigasyon mu? Ya da yol kapalı diye yön değiştirdik diye. Doğru. Başka yere gittik. Oralarda dolaştırdı bizi. Biz eve geldik. Eve geldikten sonra Kutay iki kez daha çıkardı yani. O yüzden onu hemen duşa soktum. Üzerimi bile daha değiştiremedim. Birazcık çorba ısıtayım mı dedim. Tamam anne dedi. Ondan da 3-4 kaşık ancak yemiştir. Yine de zorlamadım midesini daha fazla zorlamayayım diye. Pil bakındım oraya ama piller neredeydi? Ona bir bakacağım. Oyuncağının pili bitmiş. Onu değiştirelim diyor. Bugün okula gitmeyecek çıkarmaktan. Bir de zaten dediğim gibi 2 gündür falan biraz boğaz ağrısı, burun akıntısı dolduğundan bayağı bir halsizleşti. Hiç hali yok. Öğretmenine de haber verdim. Kutay'ın rahatsızlandığını, bugün gelemeyeceğini söyledim. İşte evde
tekrar yapacağız. Zaten yeni harfe de yeni geçtiler. Bu zamana kadar öğrendiği harfler, yeni öğrendiği harfle ilgili yazılar yazacağız. Öğretmeni ödevi zaten gönderecek akşam. Ver anneciğim, pilini takalım. Tamam anneciğim. Biraz daha iyi misin anne? Yok. İyi misin? Tornavida bunu açmayacak galiba anne. Biraz daha bastıracakmışım eğer. Anne ben koyabilir miyim pilini? Evet, koyabilirsin. Ol anneciğim. Ay. Ellerim buz gibi olmuş anne. Üşüyor musun? Çorap giydireyim annem ayağına. Çıkarma giydirince çorabı. Ha anne. Çıkarmayacaksın ama değil mi sonunda? Evet sus. Pekala. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Ay. Vidasını tekrardan takalım. Şöyle şeyleri var, aparatları. Bir tanesini koydu bile duvarda deniyor. Bazen özellikle banyoda gidip deniyor. Karanlıkta daha güzel görünüyor diye. Dinozorlarla ilgili görüntüler var. Şöyle gösterirsem eğer. Bunu çevirerek şu kısmı değişiyor. Böyle. Şimdi oturduğu yerde biraz bununla oynar. Bir süredir unutuyoruz çünkü ona pil almayı. Of yerim ben seni annem. Ben de şimdi kustuğu kıyafetleri tabii ki akıttım ettim falan. Sileceğimi sildim, akıttıktan sonra tekrardan bir leke çıkarıcıyla. Giderken giydiği beyaz. Onu leke çıkarıcı falan sürdüm. Birazcık suda beklesin, sıcak suda. İçine biraz deterjan da koydum. O beklesin. Çünkü diğerleri zaten koyu renkli. Alt eşofmanı, montu, ayakkabısını da attım onlarla beraber hatta. Bez olan kısımları da vardı ayakkabısında. Oralara da tabii ki bulaştı. O yüzden onlar yıkansın. Şimdi bir oturma odasına süpürge tutacağım. Kızımın arkadaşının doğum günü var bugün. Şimdi onun evine götüreceğim. Aslında ben de gidecektim ama Kutay rahatsızlanınca yalan oldu artık. Önemli değil. Saçını bu şekilde yapmamı istedi. Şöyle. Örmeye çalıştım elimden geldiğince. Pek iddialı değilimdir böyle örgü, saç şekillerinde falan ama derinin saçı uzamaya başladıktan sonra ben internetten baka baka örmeyi öğrendim. Böyle balık sırtı normal örgüyü biliyordum da. Böyle bir kombin yapmak istedi. Şu yeleğimi bir deneyecek. Bu yelek de benim de artık yavaş yavaş derin benim kıyafetlerimi giymeye başladı maşallah diyeyim. Nasıl anneciğim? Mont giymek istersen mont da giyebilirsin. Bence mont giyeyim. Mont mu giymek istiyorsun? Tamam. Şu ceketi giymeye karar verdi. Çok da güzel bir kombin oldu anneciğim. Ben de üzerime bir şey giyeceğim. Kutay'a da giydireceğim ve ablayı bırakmaya gideceğiz. İşi bitince de arayacak beni. Fıstık gibi oldun annem. Hadi bakalım ayakkabılarımızı giyelim. Derin o kadar heyecanlı ki. Önden önden gidiyor görüyor musunuz? Kızımı bıraktık geldik. Büyüdü de arkadaşının doğum gününe gidiyor. Su dolduruyorum ben de kendime. Çünkü şimdi Kutay'la K harfine geçmişlerdi. İşte K harfiyle ilgili kelimeler yazacağız. Yani hani kek gibi, işte kal gibi. Böyle bir çalışma yapacağız öğretmeni yeni bir ödev gönderene kadar. Diğerini bitirmiştik çünkü. Öyle yani. Akşama da tavuk sote yapmayı planlıyorum. Yanına ne yaparım bilmiyorum. Menümü de yine sizlere gösteririm. Akşam yemeğimi yapmaya geldim. Şöyle gösterirsem eğer buhar müsaade ederse. Göğüs vardı. Onu şu şekilde doğradım. Kuşbaşı. Bu suyu biraz çektikten sonra yağ ekleyeceğim. Burada da malzemelerim var. Soğan doğradım. Kapya biber buzluk da vardı. Bir avuç kadar ondan çıkardım. Bir diş sarımsak, büyük bir diş sarımsak. İki tane domates çıkardım. Burada da pirincim ıslamıştım. Yanına da pilav yapacağım. Evet, yemeklerim hazır. Şöyle göstereyim. Pilavımız da burada.
Salça koymadım. Domates zaten salkım domates olduğu için kendi rengini de verdi. Çok da güzel kokuyordu. Sanki bahçeden koparmış gelmişsiniz gibi. Rengi de verdi zaten. Hiç dedim salçaya girmeyeyim. Baharatlar var. Pul biber, karabiber, biraz kekik, biraz kuru maydanoz, kuru dereotu ve biraz da tuz var. Burada da tereyağlı, arpa şehriyeli pirinç pilavım var. Bunların yanına bir de lahana turşusundan koyarım. Daha ne olsun, Allah'ın bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Derin'i arkadaşının evinden gittik, aldık Kutay'la. Sonra eve geldik. Derin tabii ki karnı toktu. Bir şey yemeyeceğim ben dedi. Emrah da ben de bugün öğlen yemeğini geç yedim. O yüzden acıkmam. Siz acıktıysanız beni beklemeyin, yiyin dedi. Bu durumda ne oldu? Bir tek Kutay'la ben yedik. Ama pek de yiyemedim aslında. Yani toplasanız 2 kaşık pilav ancak yemişimdir. Yani çok azıcık da sote yemişimdir. Çünkü dişim çok zorluyor. Genelde muayene olduğum gün artı bir ağrı olur. Çünkü sıktığı için falan. Ön dişimde özellikle ağrı oldu. Bir de pilavımı daha böyle sıkı yaptığı için arka diş dibimi acıtmaya başladı. O yüzden de pek rahat yiyemedim. Yavaştan da ağrı da artmaya başladı. Bir ağrı kesici aldım hatta yemekten sonra. Çay demledim. Pek yemek yemediğim için karnım hafif acıkır gibi oldu. En azından dedim bir çay içerim. Yanına da 2-3 bisküvi alırım dedim. Öyle bir çay keyfi yaparım dedim kendi kendime. Emrah da zaten diyordu çay yapacaksın mı diye. Dedim yaparım. Çayın yanına da markete uğrayayım da bir şeyler alayım diyordu. Bilmiyorum artık neler alır. Emrah geldi. Eve gelirken de boş gelmemiş, böyle çiçek almış bize. Hatta Derin'e de almış. Derin! Bir getirir misin aşkım çiçeğini? Çok mutlu olduk değil mi annem? Çiçek yaprakları. Emrah teşekkür ederiz. Buradan da edeyim yine sana. Bunları hemen ayarlayalım, bir şey koyalım anneciğim. Marketten aldıklarını da getirdim. Güzelliğinizin yanında sönük kaldılar ama. Ya sağ olsun. İncir almış. Ben almamıştım onu. Evet, daha dün söylemiştim. Akşam canım dedim bir incir istedi ki Emrah hemen camdan baktı. Baktı market kapanmış, yoksa gidiyor. Yo, market yok, açıktı. Açıktı, incir yoktu. Evet, akşam indi yani, çocuklar yattıktan sonra incir almaya gitti. Şöyle üzüm, kek, kalek. Oo, ne kadar çok şey almışsın. Lupo. Sen sevdiği bundan mıydı? Evet, Kutay bunu çok seviyor. Normalde acılı şeylere dayanamaz pek kolay kolay ama bu krekeri seviyor. Bir tane susamlı kreker. Bir tane de Emrah tam teller yerine sıkılmışken yani olacak iş mi? Soslu mısır çok severim ama öyle bir tane de gerçi bunu bile yememem gereken bir şey. Kuru yemişler. Evet. Maalesef öyle. Benimle videoyu sonlandırır mısın? Yok, sen sonlandır. Tamam. Biz de Kutay'ın ödevini yapıyorduk bu arada. Çünkü Kutay'ın yeni ödevleri de geldi. Ödevi bittikten sonra da çocuklara süt ısıtırım. Sonra takılırız falan. Sonra yatmaydı, okuma saatiydi derken gün biter. Ben de videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.